Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, hızlı, hareketli, biraz maceralı, önemli bir aya giriyoruz sizin için. Güneş tutulması var, dolunay var. Evet, hemen ayın başında 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Sizin 5. evinizde. Burası eğlenceli bir alandır, keyifli bir evdir ve şans faktörü vardır 5. evde. Çocuklarınız, yaratıcı faaliyetleriniz, aşk hayatınız, romantik konular hepsi 5. evle ilgilidir. Aslında son 1,5 yıldır yay ikizler tutulmalarını yaşıyoruz ve son 1,5 yıldır bu tutulmalar 6 ayda bir bu bahsettiğim konuları, aşk hayatınız, yaratıcı çalışmalar, maddi konular, çocuklarla ilgili konularda bazı düzenlemeler getirdi. Değişimler, başlangıçlar getirdi. Şimdi bu aralıktaki tutulma yay aksındaki son tutulma ve önümüzdeki 9 yıl burada bir tutulma meydana gelmeyecek. Etkileri Aralık ayında devam edebileceği gibi önümüzdeki Mayıs'a kadar da sürebilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok güzel etkiler getirebilir. Çok güzel şanslar, fırsatlar getirebilir. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler tabii ki daha da artacaktır, daha da güçlenecektir. Şimdi bu tutulma çocuklarla ilgili bir dönemi başlatabilir. Çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi konularınız aktif olabilir istiyorsanız eğer. İstemiyorsanız da yine de tabii ki sürprizler de olabilir. Çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili konular yine gündemde. Belki onlar işte onların eğitim hayatı, onların iş hayatı, onların ilişkileri, evlilikleri, onların düzenleri. Hani buralarda önümüzdeki bahara kadar, Nisan sonu Mayıs'a kadar yine önemli gündemleriniz olabilir. Düzenlemeler, yenilikler olabilir. Şans ve şansa ihtiyacınız olan alanlarda aslında şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Bunlar maddi şanslar olabilir. Spekülatif alanlardaki bazı hareketler olabilir. Yani para kazanma konularında da daha şanslısınız diğer burçlarla kıyasladığımızda. Jüpiter 7. evinizde ilerlemekte ay sonuna kadar, 29'una kadar halen daha her türlü ilişkide eşinizden, partnerinizden daha fazla destek görüyorsunuz. Bu tutulma döngüsünde de Jüpiter böyle ilişkiler alanına daha destekleyici. Dolayısıyla yeni bir tanışma olabilir, aşık olabilirsiniz veya ilişkiniz var. Burada biraz daha derinleşmeniz, evliliği düşünmeniz, evlilik teklifleri almanız mümkün görünüyor tabii ki. Yalnız olan koçlar, aslanlar için de aşk bu ay çok gündemde, aşık olabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, tutulmanın ardından Mars 13'ünde yay burcuna geçiyor ki bu da çok hızlı bir enerji değişimi. Mars çünkü 5. evinize geçer geçmez hem tutulmayı aktifleştirecek hem de enerjinizi bu bahsettiğimiz konulara daha fazla yönlendirmenizi sağlayacak. Daha dışa dönük, daha aktif, daha hevesli, cesur, daha maceracı olacağınız bir dönem. Burada bazı hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Mesela fiziksel aktiviteler, spor, bunları daha fazla yapabilirsiniz. Yine romantik konularda, aşk hayatınız, cinsellik ve bu tarz konularda da Mars burada güçlü enerjiler vermeye başlayacak. Ve 19 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay var. Dolunay 27 derecede meydana geliyor. Tutulmadan farklı olarak bu ay içerisinde etkilerini görebilirsiniz. Özellikle 19 Aralık'tan 3 gün öncesi, 3 gün sonrası en güçlü tesirlerini gösterebilir. 11. ev Dolunay'ı, Dolunaylar duygusal olarak bizi etkiler ama hayatımızda bazı dönüşümler, farkındalıklar, bir şeylerin tamamlanması anlamına da gelir. Belki bir projeniz sonuç verecek. İşte geçtiğimiz Haziran ayında başlamış bir konu, çalıştığınız bir konu tamamlanabilir ve bunun maddi manevi getirileri olabilir. Bir hayaliniz var, bir dileğiniz var. Buna kavuşabilirsiniz çünkü Jüpiter'in güzel bir tesiri var. Belki eşinizle güzel bir seyahat planlayacaksınız. Çünkü ikizler geziler, seyahatlerle ilgilidir ve Jüpiter etkisi var. Bu biraz kalabalık da olabilir. Arkadaş gruplarınızla da birlikte böyle bir tatil, bir organizasyon, seyahat gündemde olabilir. Bir grup içerisine dahil olabilirsiniz. Belki yine bir böyle bir grup çalışması ya da yeni bir proje gündemde olabilir. Veya ait olduğunuz bir böyle kulüptür, dernektir, hani buralardaki faaliyetleri bitirebilir, tamamlayabilir, buradaki bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa
Ve özellikle işte güneş burcunuz olabilir, yükselen burcunuz olabilir ki o zaman olumlu tesirler alırsınız. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa yine güçlü etkiler olabilir. Evet, tutulma tesirleri de ay sonuna kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek. Ve bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden birisi Venüs'ün 19 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlaması. Venüs her 1,5 yılda bir geriler ve bu 40 gün kadar sürer. 19 Aralık'ta başlayacak ve önümüzdeki yıl 30 Ocağı kadar da devam edecek bu gerileme. Her 8 yılda bir de aynı burçta olur. En son Oğlak Burcu'nda 2013 Aralık, 2014 Ocak ayında gerilemişti. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Belki bazı benzer tesirler oluşturabilir. Evet sevgili aslanlar, 6. evinizde bir Venüs gerilemesi olacak. Plüto'yla da çok yakın temas içerisinde olacak. 6. ev genel olarak günlük hayatınızdır, işinizdir, mesleğinizdir, çalışma koşullarınızdır. Oğlak zaten iş ve kariyer demek. Yani burada çalışma ve meslek konularında özellikle Venüs gerilemesi döneminde biraz bazı konularda yavaşlamalar, takılmalar olabilir. Bizi birazcık hani manipüle edebilecek durumlar. Belki iş arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz bazı sıkıntılar, baskılar olabilir. Bu sosyal ilişkileri, anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu dönem genel sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetleri arttırabilir ki Oğlak Burcu'nda İşte dişlerle ilgili bir problem, cilt problemleri, eklem kemik ağrıları, kas problemleri, diz ağrıları ve benzeri. Özellikle bu tarz kronik sorunlarınız varsa, bazı belki romatizmal problemleriniz varsa, hani bunlar kendini bir hissettirebilir veya yeni bir tedavi için tekrar kontroller yaptırmanız gerekebilir. Bu dönemde öyle estetiktir, bakımdır. Hani bunlara çok fazla yönelmeyelim. Çok zorunlu olmayan şeylere zaten başlamıyoruz. Çünkü Venüs özellikle estetik ve güzellikle ilgili konularda çok verimli değildir. İş konularında da hani yeni bir işe başlamak, bir anlaşma imzalamak, bir sözleşme yapmak, bir işbirliği için adım atmak çok faydalı olmayabilir. O yüzden Venüs retrolarında bunlara da dikkatli yaklaşıyoruz. Mümkünse biraz erteliyoruz. Ama daha önceden yarım kalmış bir işimizi tamamlayabiliriz örneğin. Daha önceden yapmak isteyip de yapamadığımız ya da başladığımız yarım bıraktığımız bazı işleri ya da bazı ilişkiler, iş konularında hani birlikte çalıştığımız kişiler, müşteriler, hani bunlarla bağlantılarımız bu dönemde gündeme gelebilir. Bir konuda da dikkat edelim. Evcil hayvanlarınızın da genel sağlığına, bakımlarına bu dönemde biraz daha özen gösterelim sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.